Bir şey söylemeyecek misiniz? Ne söyleyebilirim ki paşa? Her şeyi düşünmüşsün. Sultanım. Bu ne cüret paşa? Sen nasıl olur da kızıma talip olursun? Üstelik bana sual etmedin. Buna mecbur kaldım sultanım. Şah Sultan sizi öldürmemi istedi. Ben de hem sizi hem de kendimi korumak için böyle bir şey... Bana mecbur kaldığını söyleme paşa. Belli ki en başından beri aklında bu varmış. Fırsat kolamışsın. Yazıklar olsun. Sen de mi arkamdan iş çevirir oldun? Haşa. Ben bugüne kadar size ihanet etmedim sultanım. Bundan sonra da etmem. Şu an Edirne'desiniz. Düşmanlarınız geri dönmememiz için her şeyi yapıyorlar. Ben de bu yüzden tehdit edildim. Benim bütün çabam bu oyunu bozmak ve sizin tekrar payitahta dönmenizi sağlamaktır. Kızımla evlenerek mi yapacaksın bunu? Her şey çok ani oldu sultanım. Bir karar vermeye mecburdum. Size danışmadığım için hatalı olduğumu kabul ediyorum. Ancak buna vaktim yoktu. Zaten size rağmen sizin rızanız olmadan bu izdivacının olması mümkün değil. Rüstem kulunuzun canı yolunuza feda olsun. Karar sizin. Sultanım, bir arzunuz var mı? Geri dönmem lazım. Saraydan uzak kaldığım her gün düşmanların mezarımı biraz daha kazmakta. Rüstem Paşa neler söyledi sultanım? Onca yolu boşuna gelmemiştir herhalde. Merakım mazur görün. Rüstem Paşa'nın büyük hayalleri var Fahriye. Bu kadarını ben bile tahmin edemezdim. Zekası ve kabiliyetleri bir yana, cüreti ve hırsıyla da beni şaşırtmaya devam ediyor. Bana hizmet edecek bir paşa da bu meziyetler olmalı elbette. Ancak ondan beklediğim ilk şey sadakat. Bu her şeyden mühim. Zira bana hizmet eden herkes kendi hayalleri için değil, benim hayallerim için nefes almalı. Size bir teklifi mi oldu sultanım? Mirşimah'la evlenmek istiyor. Belli ki uzun zamandır düşündüğü bir şey bu. Makulç oğluna olan öfkesini de hesaba katarsak, bu cüretin arkasında saracı akıl yok. Hisleriyle hareket etmiş. Siz ne cevap verdiniz sultanım? Bu izdivaca müsaade edecek misiniz? Bunu düşüneceğim Fahriye. Gerçi düşünen yalnızca ben değilim. Hünkârımızın da vaziyetten haberi var.